Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın ve eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Kaan Bey, merhaba Gürsel Bey. Merhaba. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-16 ile ilgili yaptığı çok önemli açıklamalar var. Sizler de açıklamaları takip ettiniz. Ben hemen şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapılan bir ödeme söz konusu ve sonrasında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Şimdi bu açıklamanın ardından şunu söyleyebilir miyiz? F-35 için yaptığımız ödemenin karşısında bir öneri sunuldu. Yani F-16 talebinin kabul edilmeme ihtimali var mı sizce? Sayın Hakkıcaş'ın sizinle başlamak istiyorum. Şimdi Kaan Bey, bir defa sözleşme gereği burada sözleşmeyi aslında ihlal eden taraf borçlar hukuku ve uluslararası hukuk açısından Amerika Birleşik Devletleri. Gerekçe olarak bizim aldığımız S-400 füzelerinin istihbaratının F-35'ler tarafından alınacağı yolunda bir açıklama var. Bunun böyle olmadığını Türkiye muhataplarını ilettiği halde teslim edilen 5 uçak ve pilotlarımız ve makinistlerimiz geri döndü ve Türkiye'yi projeden çıkardılar. Fakat Türkiye halihazırda bu projeden vazgeçmiş değil. Ve nitekim dikkat ederseniz önemli bir husus var. O da şu: Türkiye halihazırda bu hakkını geri almak için mücadele etmekte. Bunun için projemiz devam ediyor. Henüz yargıya intikal etmedi yalnız. Bunun için lobi faaliyetleri var ve devam ediyor. Önemli bir ölçüde devam ediyor. Şimdi gelelim asıl Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması neden stratejik ve neden önemli? Şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı: hava filomuzun güçlendirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Evet. Şimdi bakalım bu tayare, gördüğünüz gibi F-16 uçağı, benim de içerisinde görev aldığım bir projedir ve Türkiye'nin en önemli havacılık projelerinden bir tanesidir. Türkiye 250'den fazla uçak ürettiği gibi bunlardan 40 tanesini de Mısır'a satmıştır. Demek ki Türkiye havacılıkta fevkalade önemli bir aşama kaydetmiştir. Yalnız bu uçaklar 4. jenerasyon ve Türkiye 5. jenerasyon ortağı ve bu F-35'in %7 parça üreten parçasının çok önemli kanat ve aviyonik ve silah sistemlerini üreten bir partneri. Şimdi Türkiye'nin bu 1.4 milyarlık alacağına karşı teklif ettiği nedir diye baktığımızda toplam 40 tane blok 74 milyar dolar, 80 tane de modernizasyon 6 milyar dolar ve toplam silah parçalarıyla beraber 10 milyara bulacağı söyleniyor. Şimdi bu 80 F-16'nın modernizasyonunda bakıldığı zaman Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon'un inceleme yaptığını biliyoruz ve henüz Amerika tarafı sessizliğini koruyor. Buna baktığımız zaman Lockheed Martin firmasının da Türkiye'yi ben destekleyeceğini düşünüyorum. Kongre onayı belki Sayın Biden'la yapılacak olan Roma toplantısında yüz yüze konuşulacak bu mesele. Esas mesele burada bu bizim uçakların blok 70'lerin alındığı takdirde, yani toplam bizim uçak sayımız arttığı gibi blok 70 daha modern bir uçak ve Türk pilotlarının bildiği bir tayyare tipi ve şöyle söyleyeyim, APC-83 dediğimiz AES radarıyla ARQ-254 dediğimiz elektronik harp Viper Shield dediğimiz yeni kokpit sistemleriyle donatılacak bu uçaklarımızda. Yani modernize edilecek olan uçaklarda. Bu da yaklaşık 30 derece ile 60 millik bir bize avantaj sağlayacak hava muharebelerinde. Bakıldığı zaman Legion Pop dediğimiz ısı radar hedef tespit yetenekleriyle de donatılacak. Yani bu süre bizim 125 uçaklık, 100 normal uçakla 25 dikine kalkan uçaklık 10 sene içerisinde bizim milli muharebe uçağımız imal edilip devreye girince ve faaliyete geçinceye kadar bir ara formüldür. Burada bence asıl top Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Acaba işte 2 gün önce Amerikan Dışişleri Bakanı ile Sayın Yunan Dışişleri Bakanı'nın birbirlerine metiyelerle süründüğü Yunan askeri üslerinin yeniden takviyesi, bu uçaklarla maalesef Larissa Meydanı 15 tane F-15'in intikali niye manaya geliyor? Yani Türkiye'ye karşı bir silahlanma mı var ve Türkiye'yi izole mi etmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri? Bu ortaya çıkacak. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey daha var Amerika'da. Amerika F-16'ların devamı sürdürme garantisi var mı?
vermezse de farklı adımlar atarız dedi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Soçi ziyaretinde Sayın Putin'in yaptığı teklifler dile geldi. Bunlar Su-57 ile Su-35 uçaklarını ortak üretim ve hazır alım paketleriyle çok önemli iki şey daha söylemişti dikkat ederseniz. Denizaltı ortak yapımı ve hava uzay sektöründe deniz ve havada karada yeni platformların olması. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada sanki 100 sene önce İngilizlerin evet. Sultan Reşat ve Osman gemilerini vermemekte oynadıkları oyunu kardeşi Amerika bize oynuyor ama Türkiye Sayın Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanımız da dediği gibi alternatifsiz değildir. Bütün planlarımız hazırdır ve asıl başarı Türk pilotlarının bir gün dünyanın bütün emperyalistleri de bir araya gelse milli muharebe uçağımızı yapacağız ve Türk pilotlarına teslim edeceğiz. Tabii şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda da size ben tekrar şu soruyu sormak istiyorum. Biz bu parayı verdik. Amerika'da bu uçakları verecek anlamına gelir mi? Sonrasında Sayın Tokmakoğlu'yla devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir defa borçlar hukuku açısından bakıldığınızda bir icap ve kabul üzerine kurulmuştur bütün uluslararası anlaşmalar. Yani Amerika diyor ki ben bu uçağı ürettim size. Beraber yapacağız. Tamam. Yaptık. Gövde ve kanatlarda ve aviyoniklerde Türkiye füze sistemlerinde katıldı buna. Sonra da diyor ki sen S-400'ü aldın. Vermiyorum. Bu ihlaldir. Hukuken ihlaldir. Peki ne manaya geliyor? Bu bir ambargodur aslında. Yani daha önce Amerika'nın 74'te yaptığı ambargodur. Peki bundan döner mi Amerika? Asıl önemli olan bu bizim için. Amerika hukuku tek taraflı bozacak. Dünyada uluslararası hukukun üstünde bir devlet değildir. Nitekim 1979'da Sovyetler çok önemli bir siyasi tarih bu Kaan Bey. Afganistan'ı işgal ettiğinde ve de İran ihtilali olduğunda gene dediler nerede kalmıştık? Fantomları verdiler bize. Ve 60 senedir bu uçak bizde uçuyor. Şimdi demek oluyor ki Amerika bu tarihi stratejik hatasından dönmeli bir. İki, NATO 2030 projesine bakıldığında Türkiye, Çin'e karşı NATO'nun misyon ve görevinde görev alacak bir devlettir. Bu bakımdan Türk Hava Kuvvetleri'nin bu şekilde atıl bırakılması NATO'ya ihanettir. İki, NATO'nun güney kanadını zayıflatmaktır. Üç, uluslararası hukuka ve Pacta sunt servanda dedim ahde vefa ve en önemlisi Türk-Amerikan ilişkilerine müttefiklik ilişkilerine bir ihanettir. Evet. Bence Biden'ın burada bir an evvel kendi parlamentosuna, senatosuna sahip çıkması ve derhal bu 120 uçağı Türkiye'ye teslim etmesi lazım. Sayın Tokmakoğlu şimdi aslında aynı soruyu size de sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ödeme yapıldığını yani 1 milyar 400 milyon dolarlık bir ödemeden bahsetti. Şimdi bu uçaklar yapılan ödeme karşılığında bize verilecek mi? Yani alabilecek miyiz sizce? Ve eğer Amerika F-16 uçakları vermezse nasıl bir yaptırım uygulanacak Türkiye tarafından? Kaan Bey, şimdi Mesut Hocam çok güzel izah etti. Teknik açıdan da, hukuki açıdan da. Tabi burada siyaset var. Siyasetin işin içerisinde olduğu noktada Amerikan siyasetinin o iki koldan, bir kongreden, bir de işte bürokrasi koridorlarından işler nasıl dönüyor onları bilmek gerekiyor. Bunlar süreç işleri. Yani şimdi burada hadise şu, 1-400 havacılık sektöründe çok büyük bir meblağ değil. Amerika Birleşik Devletleri bunu bir şekilde verir ama konu onlardan teklif edildiği noktasında, mesela ben ilk defa duyuyorum bunu. Yani ilk kamuoyuna işaret edildiği zaman bu konu Türkiye böyle bir talep mektubu sundu gibi ifade edilmişti. Biz de talep mektubu doğrultusunda konuyu biliyor idik. Şimdi anlaşılan belirli komisyonlardan Türkiye'ye bir takas önerilmiş. Fakat Türkiye esasında Mesut Hocam'ın da söylediği gibi F-35'ten vazgeçmiş değil. O 1-400 orada dursun. Çok önemli değil. Yani ben şahsi görüşümü söylüyorum burada. Burada F-16'ların modernizasyonu ve satın almayla ilgili prosedür zaten NATO'nun, Lockheed Martin'in nasıl bakarsanız bakın, Türkiye'nin işleteceği ayrı bir dosya şekli. Ona onu denk getirerek konuşmanın daha erken olduğunu düşünüyorum. Yani paraya karşı işte biz uçaklarımızı moderne ettik. Biz orada değiliz. Hakkımız olan F-35 devam ediyor. Tamam.
İkincisi, evet, bizim böyle bir talebimiz var F-16 ile ilgili. Şimdi top Amerika'da. Siyaseten Amerika, o ifade ettiğim gibi kongrede, o dar koridorlarda nasıl cereyan edecek? Çok iyi bildiğimiz gibi yakın dönemde işte belli senatörler, Menendez gibi, onlar da S-400 projesi olduğu sürece F-16 alamazlar gibi bir açıklama yapmıştı. Bu siyasi görüş. Yani bunların çeşitleneceğini, artacağını hesaba katmamız gerekiyor. Ama Türkiye şimdi topu Amerika'ya verdi. Bakalım nasıl cevap verecekler. Peki burada da sonuçta Amerika tarafından gelen, yani kendi içinde de bir anlaşmazlıkta olduklarını, yorumunu çıkarabilir miyiz buradan? Kendi içinde anlaşmazlık olmaz. Amerika Birleşik Devletleri zor bir ülke. Yani burada işlerin son noktaya getirilinceye kadar hep bir mücadeleyi gerektiren süreçleri içerdiğini biliyoruz. Türkiye burada faaliyetlerini devam ettirecektir. Asli unsur olarak zaten NATO ülkesi Türkiye'nin güney kanadının tamamen savunmasız bırakılması gibi bir durum çıkıyor ortaya. Yani bu tamamen savunmasız lafı yanlış noktalara çekilmesin. Eğer ki modernizasyon programlarını Türkiye Amerika Birleşik Devletleri F-35'teki gibi engelleme çabasına giderse, halihazırda Türkiye zaten onu gidermek için kendi programını yapacaktır. Ama NATO içerisinde kalınıp ve NATO silahlarıyla devam edilmesi noktasındaysa, bunu en başta Amerika ve NATO'nun kendisinin, evet, Güney Kanadımızın buradaki ihtiyaçlarını karşılamamız gerekir demesi gerekiyor burada. Şimdi o noktadayız biz. Ha, fikir ayrılığı deyince, fikir ayrılığı zaman boyutunda olur. Yani bunu hemen mi karşılayalım, hemen mi evet diyelim, Yunanistan'la anlaşma yaptık, yarın da gidelim Türkiye ile bir anlaşma yapalım mı? Yoksa bunu 3 sene dolaştıralım, 5. senede mi imzalayalım? Ben hani bu tartışmanın bu noktada farklılık ifade ettiğini söyleyebilirim. Peki, çok teşekkürler Sayın Tokmakoğlu. Ben Bey, bir kelime. Buyurun, zaten sizinle Gülsel devam edecektim. Buyurun. Çok önemli bir laf var. Bu tarihi bir misyon çünkü. Güney kanadın zayıflaması kabul edilemez dedi. Ben de katılıyorum. Az önce ben de söyledim. Şimdi neden kabul edilemez? Şimdi baktığın zaman Yunanistan'ın Girit Adası'ndan yapılacak bir hava taarruzuyla Türkiye'nin hava taarruzu bir değil. İki, Türkiye'nin hava sahası bütün Orta Asya'yı kaplıyor. Ve bizim tanker uçaklarımız Cebeli Tarık'tan Hint Okyanusu'na kadar NATO'ya havada destek veriyor. Buna Amerikan uçakları da dahil. Üçüncü husus, Akdeniz ve Orta Doğu. Dördüncü husus çok önemli. 91'den bu tarafa Türkiye'nin katıldığı 91 Körfez Savaşı'ndaki baskısını düşünelim. Irak harekatında, Suriye harekatında, bir başka husus Bosna ve Kosova savaşları ve Libya harekatında. Türk Hava Kuvvetleri NATO'yu kucaklayıp götürmüştür. Türk pilotları vurmuştur Sırpların hassas hedeflerini, evet, ve katliamı önlemiştir. Bu bakımdan bakıldığında bu 30 ülkenin meselesidir. Zannediyorum NATO Genel Sekreteri de bu söylediklerimizi duyacaktır. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Mesut Akkıcaş'ın, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mesut Akkıcaş'ın ve eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika gezisi öncesinde yaptığı açıklamaları yorumladık, mercek altına aldık.